Efendim Sevgi Hanım bugün aramızda. Sevgi'ye dedim ki, Sevgi dedim bulana kadar her gün kızını göstereceğim, kızları göstereceğim. Biliyorsunuz iki tane kız, dün size bahsetmiştim. Biri 15 yaşında Rabia, diğeri 16 yaşında Ecem. Kayıplar 30 Eylül pazartesi gününden bu yana kayıplar. Bir ay da oldu yani. İkisi de hiç aramadılar mı? Hiç aramadılar. Çünkü telefonları yok Müge Hanım yanında. Kimlikleri yok. Hiçbir şey almamış yanına. Efendim bunlar farklı okullarda okuyan lise 2. sınıf öğrencileri. İki kız ortaokuldan bu yana yakın arkadaşlar. Aynı mahallede yaşıyorlar. 30 Ekim pazartesi günü okula gideceğiz diye evden ayrılıyorlar. Bir daha kendilerine haber yok. Her ikisi de mektup bırakmışlar evlerine. Zaten o mektupları da okuduklarında ne kadar çocukça talepleri, çocukça istekleri, çocukla hayalleri olduğunu görüyorsunuz. Yaşları çok küçük. O zaman biri 2001'li. Senin kız kaçlı? 2002'li. Seninki 2002'li, diğeri de 2001'li. Evet. Ay çok da güzel maşallah ikisi de. Efendim Adapazarı'nda olduğuna dair aileye bir bilgi gelmiş. Adapazarı'na da gidilmiş, bakılmış. Kuvvetle muhtemel ikisi yan yana geziyorlar. Ama hiçbir bilgi yok. O yani bizim akrabalarımız şey yönünden bilgi almak için, her tarafa yayıldığı için işte şurada görüldü. Bir de benzetmeler olduğu için oluyor. Sürekli aranıyor. Ama oradan hiçbir kesin bilgi yok. Orada yani Ecem'in annesi de oraya gittiği için şu anda o da kendisi orada. Orada hiçbir şey çıkmadı yani. Polis evet. Arıyor. Savcılığa yani verdi. Yani dün izleyicilerimiz çok sayıda biliyorsunuz fotoğraf gönderdiler. Sizlere de gösterdik acaba onlar mı diye. Yani izleyicilerimiz çok sağ olsunlar. Özellikle bu yaş grubu için hepimiz zaten çok duyarlı olmak zorundayız. Yani bu çocukların başına kötü bir şey gelmeden onları bulmak zorundayız. Ya arkadaşları alıyor. Bir de telefonlarda bir gün mesajlarını açtırdık. Telefonu bırakmış ya. Kartını da kırdım. Aslında arkadaşları biliyordur ya. Arkadaşlarına ben ulaşılmak, yani bize söylemiyor. Biz ulaştık, bize söylemiyorlar ama kesin yani derler ya. Senin kızın mı bir erkek arkadaşı varmış? Öyle arkadaşları öyle diyor. Ha? Emre. Emre. Evet. Siz Emre ile de görüşmüşsünüz ama o da kızlar nereye gitti bilmiyorum polis demiş. Polis görüşmüş evet. Emre biliyorsundur ya. Yani bu kızlar tek başlarına gitmezler. Mutlaka arkadaşlarına söylerler. Şimdi o yaş grubu da arkadaşını ele vermemek için konuşmuyor. Allah kahretsin. Şimdi evet. O kadar küçükler ve çocuklar ki bunlar. Şimdi onlar ondan konuşmuyor. Evet. Annelere babalara rica ediyorum. Lütfen çocuklarınıza bu kızların başına gelebilecek kötülükleri anlatın ki. Sınıf arkadaşların ailelerine söylüyorum. Onlar da ikna olsunlar ve çocukların yok, nereye gittiği konusunda bilgi versinler. Sabahleyin arkadaşı görüştü benimle, aradı. Seda diye bir arkadaşı. Abla dedi biz yardımcı oluruz. Çünkü kızın diyor hep anlatırdı seni bana. Yani annemle hiç şeyim yok. Arkadaş gibiyiz annemle. Ama bu birdenbire nasıl değişti abla biz de bilmiyoruz. Çünkü okulda bir problem yoktu. Dersleri çok iyiydi. Bilmiyoruz biz de diyor yani. Sevgili bu ergenlik denilen şey. Şimdi ben de yakından ilgilendiğim için şunu gördüm ve anladım ki. Aslında seninle problemi olup olmaması, ailede problem olup olmamasıyla ilgili değil. Zaten kendi içinde problemi var. Evet kendi yani, var. Hani evet. Dış faktörler ekstra belki üzerine geliyor ama. Hani ben bazen kaçan çocukları görüyorum. Burada açıklamıyorum. Evde taciz gören var, evde şiddet gören var, o gören var, bu gören var. Zaten sosyal hizmetlerle biz konuyu kendi aramızda hallediyoruz. Ben burada her şeyi biliyorsunuz açıklamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Sonra herkes bir ileriki hayatı var sonra buradan sonra. Ona göre davranmak lazım. Elimizden geldiğince de ona göre davranıyoruz. Ama illaki şiddet ya da işte taciz falan filan değil. Çocuklar kendi içinde problemli. Hormonal değişiklikler yaşıyorlar evet. Bu yaş grubu. Yani yapacak hiçbir şey yok ya aslında. Şöyle düşünmek özenti, lazım. Özenti, bir beden, bazı şey hayır, özenti. Bir beden bir anda o kadar hızlı büyüyor ki. Hem fiziksel hem duygusal hem hormonal. Bir anda o hıza adapte olamıyor. Yani çocuk ruhundan erişkin ruhuna o geçiş dönemi gerçekten problemli çocuk içinde. Problemli bir dönem. Yani ben kendimi anlayamıyorum. Siz beni anlayın mesajı veriyor aslında o. Çünkü bir anda düşünsenize yani en basiti kolunuzun bir sene içinde 3 santim birden uzadığını, boyunuzun 5 santim birden uzadığını. Yani girerken kapıya çarpıyorsunuz. Evet. Size sakar birden diyorlar. Gelişti. Aslında sakar benim kızım değilsiniz da öyle gelişti. Ki. Birden. O bedene daha adapte olamadınız siz. Ruh yani görünmeden. Özellikle kızlar en evet. Güzel görünmek istedikleri zaman ama kesinlikle. Maalesef en çirkin göründükleri zaman. Çünkü yani yine vücutta gelişmeler ama var. Öyle bir problem istiyor. Yaşıyor. Beğenilmek istiyor. O yüzden işte böyle süsleniyor püsleniyor. Aile diyor ki kızım sen daha küçüksün niye süsleniyorsun püsleniyorsun. Çünkü haklılar ailelerde dışarıda bakmıyorlar ki bunlar 13-14 yaşında. Böyle atmaca gibi bekleyen evet.
şerefsizler var. Yani aile de ne yapsın? Aile de bir şekilde çocuğunu korumaya çalışıyor. Çocuk büyümeye çalışıyor. Yani o yüzden kendini suçlama. Tamam, bazıları da kaçıyor. Allah'tan hepsi kaçmıyor. Bu da bir grup. Kaçıyorlar. Evet. Ama yani ikisi de güzeller güzel. Bir de lise 2. sınıf öğrencileri. Yani lise hayatlarını tamamlamalarına şurada ne kadar kalmış? Lütfen sevgili izleyiciler, ne olursa olsun bize fotoğraf gönderin, bilgi verin. Bir yerde kalıyor bu çocuklar. Üstelik bir evet, aydır. Evet. Birinizin dikkatini çekmiştir. Ben bu çocukları bulana kadar göstereceğim. Gerçekten. Bir ay olmadı daha. 4. günü bugün. 4. gün. Niye? Eylül'de kaçmadı? Eylül yok sonu. Yok. 30 Eylül demişsin. Yok, biz öyle bir şey demedik. Ekim. 30 Ekim'de mi? Evet. Ha, çok da yeni. Ekim. Tamam. Çok hayır, 30 Eylül. Evet. Çok daha iyi Ekim, o zaman. Ekim. Çok daha hani hızlı bir şekilde bir de yani hiçbir şeylerin üstüne hiçbir kıyafet ne kimlikler hepsini evde kimliğini öğrenci kartını telefonun özellikle bir de kardeşine yazmış ki bu telefon senin artıkın ablacığım telefonunu bırakır mı yani hiç yemin et lavaboya giderken bile o telefonları alırlar aslında şimdikiler. Aslında bütün yazdıkları hala aklının sizde olduğunu hala ailesinden çok seviyor, kopamadığını evet. Çok net gösteriyor zaten. Yani 30 Ekim çok yeni. İyi. Ya biz buluruz hayatım. Şimdi onu izleyicilerimiz bulur. Herkesin çoluğu çocuğu var ya. Belki bu yaşta olduklarını da söylemiyorlar. Tabii tabii. Yani. Ya benim kızım zaten 20 yaşından çok fazla gösteriyor. 20 yaşında gösteriyor. Kimse demez ki 15 yaşında. Vallahi sana bir şey söyleyeyim. Gözüne bakan anlıyor. Gözüne baktığın zaman baksana benim lokum gibi bakıyor yani bunlar bu yaşta ya. Ha lokum bakmış ha şey. Böyle gerçekten böyle. Küçücük aslında evet, yani. Hani gözlerine evet. Baktığın zaman gözlerinden her şey ortada. Ben yani. Ona o kadar güveniyordum. Hiç hel ben rüyadayım zannediyorum. İzleyicilerimiz bulurlar onu. İnşallah bugün buluruz. Abisi bir üniversitede okuyor. O bile çocuk okuldan bıraktı. Geldi kardeşini arıyor. Edirne'de okuyor. O da geldi kardeşini arıyor. Hiçbir yerde bir ama arkadaşları ben rica ediyorum arkadaşlarından. Korkmasınlar söylesinler. Yani arkadaşlarla çok mesela Nazlı var. Eda var. Yani samimiyet arkadaşlar sürekli bizim mahalle bir tanesi benim iş arkadaşım zaten sürekli görüşüyoruz. Yani bilmiyorum diyor ama yani paylaştıkları bir şeyler vardır belki söyleyemiyorlardır. İlla ki çünkü telefonları biz verdik. Çocuklar valla telafi edilmeyecek hiçbir şey yok hayatta. Telefonlarda hepsi var zaten. İnşallah onlar incelenirse beni, çıkacak evet, inşallah zaten. İnşallah beni duyuyorsunuzdur. Telafi edilemeyecek hiçbir problem yok. Her ne olduysa da sizin canınızdan kıymetli değil. Bunu bilin. Bak aileleriniz burada. İşlerini güçlerini bıraktılar. Siz eniştesiniz herhalde değil mi? Sen de seslen istersen enerji. Bak babalar ayrı yerde arıyor. Anneler ayrı yerde arıyor. Çocuklar yani bir de böyle bir şeyi ailelerinize yapmaya hakkınız yok. Böyle bir hakkınız yok yani. Bak bunu size söyleyeyim. Sizin çocuğunuz size böyle bir şey yapsaydı. Yani şu anneleri bu kadar perişan etmeye lütfen hakkınız yok. Ben sizin bizi aramanızı bekliyorum. Buradayım demenizi bekliyorum. Korkuyorsanız biz geliriz sizi alırız. Korkmanıza da gerek yok. Yani size bir şey yapacak insanlar buraya gelip gözyaşı dökmezler. Yok canım keşke gelse ne babası. Babası biz sizin çocuk akşama, olduğunuzun farkındayız. Ağladı. Yatağı bomboş. Olabilir insan yani çocukluğunda yapabilir şey, hata. Lütfen geriye dönün buyurun. Ya Müge Hanım dış bir göz olarak ben şunu söyleyebilirim. Anne baba ciddi anlamda şu anda perişan. Hani dört gözle sadece gelmesini bekliyorlar. Her ne olduysa dediğiniz gibi hiçbir şekilde korkup çekilmesine gerek yok. Hepimiz bütün aile olarak zaten arkalarındayız, arıyoruz. Gelsinler sadece. Hani sadece ve sadece gelsinler annelerinin yanına. Her iki anneyi de aynı şekilde. Diğer kardeşimizin annesi de. O da çok çok perişan. Hepsiyle sürekli telefonla irtibat halindeyiz. Olmaz evet. Mı şimdi onların akıllarında yani anneler gibi? Dış bir göz olarak onu net bir şekilde söyleyebilirim ki ne olursa olsun mutlaka annelerinin yanlarına gelsinler. Hadi hiçbir çocuklar. Şeyden çekinip korkmalarına hiç gerek yok. Hadi çocuklar lütfen. Karşılaştığınız kişiler size aileniz kadar iyi davranmayacaklar bunu unutmayın. Ah. Aslında korkmaları gereken şey bilinmedikleri dış dünya, tanımadıkları insanlar. Değil mi? Emre, Rabia'nın arkadaşı. Telefon attığımızdaymış. Emre'cim günaydın. Günaydın. Sen kaç yaşındasın oğlum? Ben 14 yaşındayım. 14 yaşındasın. Aynen. Emre'cim, şimdi hani ben hiçbir şey bilmiyorum demişsin ama onların arkadaşlarını da sen biliyorsun. Bak hani biz bilemeyiz ki sizin arkadaşlık ha. ilişkinizi. Çocuğum bir sorun arkadaşlarına falan mutlaka birine bir şey söylemişlerdir.
Bu okul yani tabii ki de arkadaşlarını tanıyorum da yani hatta ablamla da arkadaşlığı var, samimiler. Evet. Ama yani ben kaçtı, onunla birlikte hatta gitti, kızı da tanımıyorum. Yani bununla ilgili bir bilgim olsa söylerdim. Biliyorum Emre'cim, senin yoktur ama onlar kimler görüşüyorlardı, okula bir gelen mi vardı, internetten biriyle mi tanıştılar? Yani benim de hiç yani sevgili olaylarla falan alakam yok zaten. Rabia ile o kadar samimi değildim ben. Yani arada böyle kafeye falan giderdik. Kafeye falan giderdik ablamla birlikte. Yani benim de fazla bilgim yok o konuda. Sen yine de mesela böyle internetten böyle gruplarınız falan oluyor ya çocuğum. Yani oralarda konuşulanlardan falan bizi haberdar et de şu kızları bulalım. Yani başlarına ya, kötü insanlarla, bak kötü insanlarla tanışmadan bulalım Emre'cim. Onlar şu an akıl edememiş yani, gitmiş olabilirler ama aklı başında arkadaşlarının yardımcı olması lazım bize. Hadi oğlum. Ya ben de biliyorum da hani yardımcı olabileceğim bir konu olsa hatta yani Sevgi abla da orada, oradaysa zaten size bir bilgilerim olmadığını söyler zaten. Evet onu bunun tamam, haberi yok. Biz sana bir şey söylemiyoruz zaten. Diyoruz ki hani sizin böyle ne bileyim bir sürü şeyler var şimdi hani. İlk başta Facebook diye başlamıştı, şimdi başka şeyler var. Hani orada o gruplardan sen de birini görüyorsan belki orada bir fotoğraf paylaşıyorlardır, bilgi paylaşıyorlardır. Hadi oğlum, sen de arkadaşlarını anlat çocuğum. Sağ ol bağlandığın için ama. O zaman ben hani nasıl desem, ablam onunla daha samimi olduğu için. Yani evet, ablası samimi. Tamam. Yani bunun ablama şey verir, yok yani. Ablamla konuş. Sen dedin diye onu yaradık yavrum. Biz Emre'yi sen söylemesen biz nereden bulalım? Bu beni Emre de çatlatmayın değil. Şurada bu orta Emre yerimden yani. Ya. Sen söylüyorsun, bizi arıyoruz işte, çocuğa rica ediyoruz. Sen söylemesen ben fal mı atacağım Emre adını? Bu Emre değil, Uğur. O çocuğun adı neydi? İyi tamam. Tamam, sana da bir şey söylemiyorum. Sen de üzüntülüsün. Ablanın o zaman hani böyle Snapchat oluyor, şu oluyor, bu oluyor değil mi? Yani onunla daha samimi olduğu için. Hı-hı. Ablasıyla ha? Ablan okula gidiyor mu? Gidiyor. Şu an zaten okulun önünde duruyoruz o yüzden. Öyle mi? Aynı okulda mısınız siz? Aynen. Hadi bak siz şunu sınıf arkadaşlarıyla falan konuşun Emre'ciğim. Ablası sen şimdi, yanındaymış ben galiba. Ben sana böyle bir vazife vereyim. Yok ben Rabia ile aynı okulda değilim. Ablam da aynı okuldayım. Ablan nerede peki? Şu an yanında. Verir misin ablanı? Hemen veririm. Alo. Ablacığım günaydın. Günaydın canım. Adını bilmediğim için. Eda ben. Eda'cığım yani sizin böyle bir grubunuz falan yok mu yavrum? Bir sosyal medya grubunuz. Ya benim yoktu da grubum. Bunun kısa bir zaman önce bir WhatsApp grubuna eklediler. Evet. Bu WhatsApp grubuyla buluşma, tanışma, kaynaşma gibi bir şey buluşma hazırladılar. Bu buluşmaya gitti abi ya. Evet. Geldiğinde bana hiç kere söylemedi. Çok iyi geçti falan dedi. Ondan sonra Instagram'a tabletlik kalmıştı. Baktım bir çocuk buna yazıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Emir. Neymiş adı? Emir bak. Emir. Emir. Evet o çocuk yazdı. Konuşmanın içeriği de sen oradan kalktığında ben seni durduracaktım. Seni kovan ben değilim. WhatsApp grubundan çıkaran ben değilim gibi şeyler söylemişti. Rabia da ona cevap verdi ama. Bu Emir neredeymiş? Hiçbir fikrim yok. Tanımıyorum. Ha yani okul arkadaşı mı? Başka bir şehirden mi? Yok okuldan değil, onu biliyorum. Okuldan değil ama tamam, WhatsApp o grubu nasıl kurdular o zaman? Bilmiyorum. Onu sen, bilmiyorum. Sen aşkım onun bir kendi sınıfındaki arkadaşlarına falan da Eda'cığım hadi bir ulaş bakalım kiminle konuşuyorlardı. Sınıf arkadaşlarına mesaj attım. Eda diye bir kız var sınıfında. O kız ben radyo nerede diye sorduğumda bilmiyorum dedi. Emin misin diye sordum. Bana dedi ki yalan söyleyecek değilim. Bayağı ters dedi. Beni de hakaret boyutunda konuşmaya başladı. Ben inanmıyorum. Mutlaka biliyordur arkadaşları. Evet. Mutlaka. Ben de ona inanmadım. İnandırıyor. Mutlaka biliyordur ama arkadaşları. Hadi çocuklar biraz zorlayalım da bak daha çok yeni. Onlar da şu anda korkup geriye dönmüyorlardır. İnşallah bulalım sizlerin desteğiyle. Hadi Emre ile Eda'ya biz bir görev vermiş olalım. İnanıyorum ki siz de üstesinden geleceksiniz. Çocukların o WhatsApp grubunda kimler varmış bir öğrenmeye çalışın hadi yavrum. Bize haber verin olur mu? Tamam. Hadi elinden geleni yapacağım tamam. Ben de zaten. Aferin benim güzelim.